Demek ki vahiye muhatap oldu. Akıl içindeki 30 küsur tam mertebe bütünlüğe geldi. Bu bütünlükten aklın bir sıfatı olan şuur ayrı bir müstakil bir sıfattır. Aklın 33 tane mertebesinden besleniyor. Bütünselliğinden besleniyor. Hedefi mevcudatın yani ayat-ı tekviniyelerin üstünü açmak. Hakikat esmasını keşfetmek. Tamam, bu oldu. Yapınca ne oluyor? Buna getiriyor buraya. Buraya getiriyor. Buraya getince bu sefer aklın kalitesini yükseltiyor. Aklın kalitesi yükselince çanak anten oluyor. Çanak anten vahye bakıyor. Uyduya bakıyor. Uyduya bakınca yani bu şuurun getirdiği malzemelerle aklın kalitesi yükselince vahyin muhatabiyet kalitesi de yükseliyor. Yükselme nispetinde bu evamili tekviniyeleri yani bu ayatı tekviniyelerin tezgahlarını, makinalarını keşfediyor. Miraç neydi? Bu mevcudatın tezgahlarını, makineleri var ya alemin gaybda, melekut alemde. Resulullah gitti gördü. Bu ayatı tekvini elma, armut, yılan, domuz falan, cennet, cehennem, şeytan, melek. Ayatı tekviniyeleri burada öyle değil. Tezgahları var, makineleri var, hakikatları var. İşte buralara gitmeyi, tezgahlarını ve makinaları, fabrikalarını görme yetisini neyle alıyor? Vahiy muhatap olan akıl. Aklı tenevvür ediyor, nurlanıyor ve aklın bir sıfatı olan şuur, bu aklın 30 küsür sıfatından beslenip kaliteli bir şuur oluyor. Bu şuurda ne yapacak? Şak diye mevcudat elma, ayat-ı tekvinenin üzerindeki zahirinde 20'den ziyade esma, o esmanın hakikatlarını, mertebelerini, esma ve sıfatları keşfediyor, akla getiriyor. Akla getince aklın çapısını, kalitesini yükseltiyor. Böyleydi gül, biraz da açıldı gül, biraz da açıldı, biraz da açıldı. O şuur getirdiği malzemelerle aklın kalitesini yükseltince vahye, çanak anten gibi daha kaliteli muhatap olunca bu akıl uruc ediyor. Neyin? O şuurun getirdiği ayat-ı tekviniyelerin esmanı, cil ve cemal nakış sanatlarının o hakikatlarını orada tezgahlarını, makinelerini, fabrikalarını seyretme makamına çıkıyor. Akıl. Sonucum bu. Şimdi bu iki ders. Vahir davahum. Enilhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Tüm selavat.